Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayız. Malum son dönemde ülkemizdeki otomobil fiyatları felaket bir şekilde yükseldi. Özellikle ikinci el otomobilin fiyatları hayli artmış durumda arkadaşlar. Geçtiğimiz sene 5-10 bin liraya otomobil alabiliyorken şimdi bu 10 bin liraya satılan otomobiller bile 20-25 bin liraya yükselmiş durumda. Bu gerçekten çok enteresan bir artış oldu. Diyorlar ki bu artışın temel nedeni işte koronavirüs salgını vesaire falan filan ama arkadaşlar işin altında başka nedenler de mevcut. Tamam, koronavirüsten ötürü otomobil üretimi biraz yavaşladı. Bu yavaşlama sonucunda arz talep dengesi şaşmış oldu. Dolayısıyla ülkemize giren sıfır otomobillerde de önemli bir düşüş yaşandı. Halihazırda gidip bayiden otomobil almak istediğinizde, yani sıfır otomobil bile almak istediğinizde bulamıyorsunuz. Çünkü bu otomobiller çoktan satılmış oluyor. Otomobil almak için sıraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu sıra için ayrı bir ücret ödüyorsunuz. Ve sıranız geldiğinde gidip o otomobili o günkü fiyat etiketiyle alıyorsunuz. Yani atıyorum şimdi bugün gittiniz bir otomobil baktınız fiyatı 150 bin lira. Diyorsunuz ki al kardeşim 10 bin lira ben sıraya giriyorum beni sıraya yaz. Sonra diyorlar ki size işte 2 ay sonra evet otomobiliniz geldi alın. Gidiyorsunuz fiyatı olmuş 180 bin lira. Ve size 150 bin liradan değil 180 bin liradan otomobili satıyorlar. Eğer derseniz ya tamam bu çok artmış fiyatı ben almak istemiyorum derseniz de verdiğiniz para yanıyor arkadaşlar. En azından şu anda pek çok otomobil üreticisinde durum bu şekilde. Bazıları kapora miktarını geri veriyor fakat geri verenlerin sayısı da hayli sınırlı diyebiliriz. Peki ikinci el otomobillerin fiyatı niye arttı? Bu da son derece basit. İnsanlar sıfır otomobil bulamayınca ikinci ele yöneldiler. Dolayısıyla ikinci eldeki otomobillerin fiyatı da arkadaşlar artmış oldu. Gayet basit bir denklem aslında. Burada önemli olan alacağınız otomobilin size neler sunabildiği. Normal şartlarda 50 bin birime farklı ülkelerde muazzam otomobiller alabilirsiniz. Fakat söz konusu Türkiye olduğunda 50 bin liranın altına alabileceğiniz otomobillerin sayısı da hayli kısıtlı arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere biz 50 bin lira altına alabileceğiniz en iyi ikinci el otomobilleri sunmaya çalışacağız. Tabii bu videonun yayınlandığı tarihte bulabilir misiniz bilmiyorum. Çünkü diyorum ya fiyat artışları o kadar hızlı gerçekleşiyor ki. Biz bu videoyu bugün çektik. İşte montajlandı, videoya yayına girdi. 3-4 gün geçti aradan diyelim. Bu 3-4 günde fiyatların artma riski bulunuyor. Sonra diyeceksiniz ki ya buna 49 bin demişsiniz ama bu araba şimdi 55 bin lira. Olabilir arkadaşlar çünkü fiyatlar gerçekten çok hızlı artıyor ama genel itibariyle biz 50 bin lira civarında, 50 bin liranın böyle bir tık altında olan en iyi ikinci el otomobilleri sizler için seçmeye çalıştık. Listemizde olabildiğince fonksiyonel modellere yer vermeye çalıştık. Tabii boya takıntısı olan, kilometresi yüksek takıntısı olanların bu videoyu izlememesi gerekiyor. Arkadaşlar çünkü 50 bin lira altına alabileceğiniz otomobilde hiç boya olmaması, çizik olmaması, kozmetik açıdan kusursuz olması ne yazık ki imkansız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri 50 bin Türk lirasının altına alabileceğiniz en iyi 10 ikinci el modeliyle baş başa bırakalım.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi listemizde bulunan otomobillerin hepsi 200 binin üzerinde kilometreye sahipler. Hatta bazıları 300 bini de devirmiş durumda. Ne yapalım? Türkiye gerçekleri bunlar. Yani biz de ister 100 binin altında olsun vesaire ama bulamıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz hani 100 binin altında diye arattık. Birkaç tane ilan çıktı. Onda da motor yeniden yapılmış vesaire. Yani kaç bin olduğu belli değil. Adam diyor ki motor yaptırdıktan sonra 50 bin kilometre yaptım. Motor yaptırmadan önce kaç bin kilometre yaptıysa biraz soru işareti. O yüzden biz de olabildiğince orijinal kilometresi yazan modelleri sizlere belirtmek istedik. Gördüğünüz üzere Türkiye'de şu anda 50 bin Türk lirası altına alabileceğiniz ve böyle kafaya takmadan uzun yola çıkabileceğiniz çok fazla otomobil yok. Zira bu otomobillerin sizi noterden eve kadar götürebileceğinin garantisi de yok. Yani böyle bir garanti vermek de mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz ikinci el pazarı çok tehlikeli arkadaşlar. Yani çiziksiz, kusursuz, kozmetik açıdan 10 numara diye satılan arabayı alıyorlar. Bir bakıyorsunuz araba aslında pertmiş. Bu tarz videolara internette sıklıkla rastlamak mümkün. O yüzden sessiz olun. İkinci el otomobil alırken biraz dikkatli davranın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.